CSUA'da Ankara başkentin kültür sanat adası olarak 1992 yılında yarışma projesiyle Uygur Mimarlık tarafından çizilen mimari projenin yarışmayı kazanılmasıyla hayata geçirilen bir dünyanın sayılı aslında 10 konser salonlarından birisi olmayı başardı. Bugün itibariyle ikinci yılımızı dolduruyoruz. 3 Aralık 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilk Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestramız tarafından ilk açılış konseri verilmişti. Tabii proje olarak yarışma projesi olması ve dünyanın sayılı konser salonları alanı içerisine girmesindeki en önemli etken salonun oturduğu, yerleşkenin oturduğu aks. Bu konser salonlarımızın en önemli özelliği Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ile kaleyi nirengileyen ve cam bir şeritle de Türk bayraklarını örtüştüren bir alan içerisinde yer alıyor. Yerleşke aynı zamanda Anıtkabir'i ve kaleyi de birbirini görmesine engel olmadan selamlar vaziyette adeta kültür sanatın merkezi kalbi olarak konumlanmış durumda. Alan içerisinde aynı zamanda bir CSO ürünlerimizin de hikayelerin de tasarımları da yer aldığı bir cam ve ahşap küreyle çerçeveleyen CSO mağazamız, tasarım ürünleri mağazamız yer almakta. Yine aynı kat içerisinde 1826 sergi alanı olarak isimlendirdiğimiz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın dünyanın hemen hemen ilk 200 yıllık tarihe sahip orkestra olması dolayısıyla o günden bugüne Mızıkayı Hümayun olarak kurulan ve bugüne kadar gelen serüvenini anlatan gerek yazıtlarla gerek bir takım belgelerle ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestramız sanatçılarının kullandığı enstrümanların da sergilendiği bir mekan olarak yer almakta. Tarihi salonu ayrıca org konserleri için de özel olarak kullanıyoruz. Ve Türkiye'de de aşağı yukarı çok oldukça Ankaralı sanatseverlerin de ilgisini çeken dünyaca da ünlü org sanatçılarını geçtiğimiz yıl ve bu yılda ağırladık. Önümüzdeki dönemde de yine 100. yılda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında da çok daha farklı etkinliklerle tarihi salonumuzda ağırlamaya devam edeceğiz. Pandemi dönemi yaşadık. CSUA'nın yerleşkenin açılışı 2020 yılı sonu olmasına rağmen 3'te 1 kapasiteyle biz Temmuz 2021 yılında kapılarımızı sanatseverlerimize açmak durumunda kaldık. Dolayısıyla aslında bizim sanatçıyla sanatı ve müziği ve Ankaralı müzikseverleri Temmuz'dan itibaren 2021 yılı itibariyle ağırlamaya başladık. Ve bu 1,5 yıl aslında tam da 2 yıla denk gelmiyor. Tam performans sergileme ve konser yayınlama anlamında 1,5 yıllık bir serüveni var CSUA'da Ankara'nın ve bu 1,5 yıl içerisinde 500'ün üzerinde etkinlik, konser, faaliyeti hayata geçirdik. Ve yaklaşık 1 milyonun üzerinde de izleyiciyi, davetliyi, sanatseveri CSUA'da da buluşturduk. Mayıs sonu ve Haziran 12'si arasında malumunuz Başkent Kültür Yolu Festivali ilk defa Ankara'da Sayın Bakanımızın talimatlarıyla düzenlendi. Ve bu 12-13 günlük, 2 haftalık kısaca süre içerisinde yine buraya yüz binlerce insanı ağırlama ve bu alanla buluşturma şansını yakaladık. Bunun asıl ayağı olan ve bundan sonra kalıcı olarak devam etmesi planlanan Başkent Kültür Yolu Festivali'nin 1 Ekim 23 Ekim arasındaki periyodunda artık zirveye ulaştık diyebiliriz. Bundan sonra alanda biz geçtiğimiz festivalde her akşam aşağı yukarı 2000'in üzerinde misafiri burada ağırladık. Salonlarımız doldu taştı. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizim ana hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir
program düzenleyerek alanı her gün dolu dolu binlerce izleyiciyle buluşturmak, Ankaralı'yı gerek civar illerden gelen sanatseverleri aynı zamanda dünyaca ünlü sanatçıları da getirerek yurt dışından, ki bunu geçmiş dönemlerde de yaşadık, birçok izleyiciyi alanımıza getirip tanıştırmak, onlarla o eşsiz konserlere ev sahipliği yapmak. Tabii 100. yıl bizim için Türkiye yüzyılı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere bu manada gerçekleştireceğimiz çok büyük etkinlikler olacak. Hem dünyanın kabul gördüğü ünlü orkestralar, sanatçılar, gruplar, müzik üstadları diyelim Türkiye'ye, CSUA'da Ankara'ya gelecekler. Aynı zamanda da ülkemizdeki birçok ünlü sanatçıyı bu kapsamda Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır vaziyette burada konserlerini icra etmeye ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.